Adım Muhammed Ali Bedir, 16 yaşındayım. Lise 3 öğrencisiyim. Kayakta atlamaya 9 yıl önce başladım. Ve hayallerim ve hedeflerim büyük ve bunlar doğrultusunda gidiyorum. Kayakta atlamanın belki diğer arkadaşlar kızabilir ama diğer sporları neredeyse diğer halk da yapabilir ama kayakta atlama için özel bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Çünkü tamamen havada uçuyorsunuz. Bir kuş misali. Bu da sizi tabii ki tamamen özgür kılıyor. Eyof derecesinde bir tane yarışta yarıştım. O da Gençlik Olimpiyatı. Norveç'teydi. O yarışta tabii ilk büyük yarışımdı. Diğer yarışlarda ise tabii ki onların ülkesinde, onların taraftarı önünde kupa kaldırmak her zaman bizim üstünlüğümüzü gösteriyordu. Ama şimdi kendi ülkemizde, Eyof'ta, Türkiye'nin daha önce hiç madalya almadığı bir yarışta bunu başarmak istiyoruz. Şu an hafif bir ağırlık var, hafifte gurur var. Ama tabii ki gurur ağırlığın üstüne çıkıyor. Çünkü teksiniz ve tüm Türkiye'nin gözü sadece kayakta atlamada sizde olacak. Bu anlatılmıyor çünkü çok farklı bir duygu. Ama yükü ise şöyle bir şey. Kayaklı atlamada sadece kendimi temsil etmeyeceğim, benim takımımı da temsil edeceğim. Türkiye'de kayaklı atlama nerede bunu göstereceğim. Şu an kayaklı atlama orta seviyede ama bunu çıtayı yükseltiyoruz yavaş yavaş. Eyof'taki hedefim, öncelikle rakiplerim gerçekten güçlü olduğunu ve zorlu olduğunu biliyorum. Gelen ülkeler yıllardır yapıyor bu sporu. Rakiplerim dediğim gibi güçlü ama ben de kolay bir rakip değilim. Bunu onlara göstereceğim. Çünkü ben Türk sporcusuyum ve kendi halkımın önündeyim. Onların desteğiyle bu madalyanın kolay olmadığını, kolay bir yarış olmayacağını göstereceğim onlara. Eyof için hedefim ilk 3 ama inşallah onu ilk 1'e ve şampiyonluğa çekmek istiyorum. İnsanın kendi evinde, kendi rampasında atlaması apayrı bir duygu. Şimdi yapıldı, şimdi daha güzel oldu. Her şey yeniden, sil baştan yapıldı. Ve şimdi Eyof için hazırlanıyoruz tabii. Eyof için de gerçekten harika bir rampa oldu. Eyof'un Erzurum'da yapılması, Dadaşlar şehrinin tanıtılması demek. Dadaşlar şehri de gerçekten Türkiye'nin özel şehirlerinden biri. Gerçekten Erzurum bu yarışı hak ediyordu ve kazandı. Şimdi de gösterme zamanı. Spor kariyerim şöyle, dünya şampiyonasında yarışmak. Ve dünya şampiyonasında Türkiye'yi birinciliğe, şampiyonluğa taşımak ve Türkiye'yi artık kayakta atlamayla tanıştırmak. Gerçekten hiç tanınmıyor kayakta atlama. Ve daha sonra olimpiyatlara gidip, kendi aldığım kotayla olimpiyatlara gidip, olimpiyatta Türkiye şampiyonluğu getirip ve Türkiye'nin de artık kış branşlarında yer sahibi olduğunu göstermek.